Merhaba, hoş geldiniz. Konumuz Larry Graham'in Thank You parçası. Sly and the Family Stone grubuyla çaldığı bir parça. Parçanın özelliği içerisinde ilk defa kaydedilen slap bass cümlesini bulundurması. İnsanlar slap bass ile bu parçayla tanışıyorlar. O yüzden tarihsel açıdan bir öneme sahip, tarihsel bir açıdan bir yeri var parçanın. Eğer başlangıç seviyesiyseniz, kaydeden ilk bas cümlesi olduğu için, ilk bas parçası olduğu için buradan başlamak iyi bir fikir. Daha ileri seviyede olabilirsiniz ama parçayı çalışmamış olabilirsiniz, gözünüzden kaçmış olabilir, atlamış olabilirsiniz. Yine aslında tarih çalışması yapmak açısından ilk bas cümlesi olma niteliğinin bulundurduğundan dolayı parça yine çalışmak güzel fikir. Yani aslında seviyemiz ne olursa olsun bir bas gitarist olarak repertuarımızda mutlaka bulundurmamız gereken bir parçayla beraberiz. Cümle mi telindeki si notasıyla başlıyor. 7. perdedeki slap yapıyorum. Küçük parmağım yapacağım slap'i. Sol elde küçük parmağımı kullanacağım. Çünkü bir dahaki notam la telindeki re notası. Onu işaret parmağımla çalacağım. Rahat erişmek için işaret parmağımı kullanıyorum. Daha sonra 7. perdedeki mi'yi çalacağım. Hepsi staccato olacak. Yani kesik kesik çalacağım. Çaldığım şey bu. 3 tane arka arka slap'im var. 7. perdedeki mi notasını işaret parmağımla çalıyorum. Çünkü bir sonraki notam 9. perdedeki yine mi notası plak olacak bu sefer. Çekeceğim yani. Pop da denir. Yani hep aslında bir sonraki notayı düşünerek sol eldeki parmaklarımı kurguluyorum ki elim ayağıma dolaşmasın. Çalacağım zaman parmağım hazır yerde bulunsun. 9. perdedeki mi'yi çektim. Plakla. Arkasından 7. perdeyi çektim. Arkasından tekrar 9. perdeyi çektim. Hepsi sol telinde. Yani çaldığım şey bu. Dikkat ederseniz parmaklarımı şöyle yapmıyorum. Bu şekilde çalarsam üstteki tellerin öttüğünü görürsünüz. Hem sağ elimin içiyle dokunuyorum bir yandan plakları yaparken. Hem de bu parmaklarımla üst tellere, şu iki parmağımla üst tellere dokunmaya çalışıyorum. Yavaş yapalım. Bu iki parmağım üst telleri kapatıyor. Sağ elle destek atıyorum. Cümlem ne oldu? Tamam, hepsi kesik kesik, hepsi staccato. Buna A cümlesi diyelim. A cümlesi bir soru niteliği taşıyor aslında. Soru cevap şeklinde kurgulamış bas cümlesini. B cümlesinde ilk ve son notayı çalmıyorum. Neydi ilk ve son notam? Buradaki si notam ve buradaki mi notam. İkisini çalmıyorum. Ne çıkıyor ortaya? Bu kadar. Cevap vermiş oldum aslında. Tamam. Aynı zamanda buradaki re'yi ve mi'yi çalarken iki cümle için de geçerli bu. Mi teli susturmam gerekiyor değil mi? Mi teli devamlı yukarıdan bu şekilde tınlayacaktır susturmazsanız. İşaret parmağımın ucuyla basarken üstüne değil alttan bir yandan mi teline temas ediyorum ki mi teli sussun. Tamam. Aynı zamanda atıyorum bu orta parmağımı kullanarak da kapatma yapabilirim. Çok kullanılan ama en çok kullanılan parmaklarımın ucuyla üstüne dokunmaktır. Yani şu şekilde yaptığım zaman mi teli susacaktır. Yani mi teli aslında hiç ötmeyecektir, uğuldamayacaktır. A cümlesini çaldık, B cümlesini çaldık. C cümlesine bakalım. Çaldım. Şimdi C cümlesi çalacağım. Dördüncü perdeden beşinci perdeye bir hammer-on yapıyorum. Arkasından boş mi çalıyorum. Bu parça ilk yayınlandığı zaman insanlar slap bass'i ilk defa duyduğu için hangi enstrümanın olduğunu bu boş mi'den anlıyorlar. Yani bu boş mi'yi duydukları zaman A bas gitarmış diyorlar. Hani ele veren aslında buradaki boş mi oldu diyebiliriz. Bu boş mi'yi çaldıktan sonra arkasından 9. perdedeki mi'yi çekeceğim. Yaptığı şey bu. Şimdi kayda bakarsanız bu boş mi'yi bu mi'yi çekerken değil re'yi çekerken susturduğunu görürsünüz. Yani biraz ötmesine izin veriyor. Bu mi ile beraber buradaki kalın mi çalmaya devam ediyor. Şeklinde çalıyor. Yani tam bunu çekerken kapatıyor. Daha başlangıç seviyesi olması için şöyle çalalım ilk başta. Yaptım. 9. perdeyi çekerken mi notasını şuradaki kalın mi'yi susturmam gerekiyor. Nasıl yapacağım? Buradaki diğer parmaklarımla hani küçük parmağımı çalıyorum ya. Küçük parmağımı gelirken bu parmaklarımla kapatmaya geliyorum. Parmaklarım burada. Tamam.
bütün 3 tele birden dokunmuş oluyorum. Mi'yi de susturmuş oluyorum. Yani hem pasif olarak bu 2 teli kapatmış oldum. Hem de aktif olarak mi teli kapatmış oldum. Tamam. Bir diğer yaptığım teknikte buradaki baş parmağı sarkıtarak şu mi teli üzerine biraz daha kontrol sağlamak. Yani baş parmağımı şu bileğimi bükerek birazcık şöyle sarkıtırsam slap bass'e çok kullanılır bu. Yani elimin çok bir caz cümlesi çalar gibi aktif bir şekilde atletik olmasına diyelim. İhtiyaç duymadığım için. Biraz daha mobiliteden feragat edebiliriz. Yani baş parmağım buraya sarkıttığım zaman ellerim istediğim kadar mobil olmayacaktır. İstediğim kadar hızlı bir şekilde çalım yapamayacağım belki. Ama zaten böyle bir şey çalmak istemiyorum ben. Kontrol istiyorum. Boş mi'yi kapatmak istiyorum. O yüzden baş parmağımı sarkıtmamda herhangi bir sakınca yok. Daha detaylı ben sola tekniği videosuna atıyorum. Orada detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Yaptıktan sonra istersen bu boş mi'yi ben şuradan kapatırım. Baş parmağımla. İstersem de kontrol olsun diye bu kulakları yaparken bir yandan sol elimdeki baş parmağımı boş mi'yi kapatmak için kullanabilirim. Şeklinde çalabilirim. Çok görüyorsunuz zaten bu tekniği. Şeklinde çalabilirim. En baştan alalım. Yani cümle aslında şu oldu. A cümlesi, B cümlesi, A cümlesi, C cümlesi. Evet, Larry Graham'in Thank You parçası bu şekilde. Bu tarz daha fazla başlangıç ve ileri seviyelerde dersler görmek istiyorsanız mutlaka abone olun. Beğendiyseniz de beğen tuşuna basmayı unutmayın. Görüşmek üzere.